Ya Luna Park çok güzel değil mi ya? Arada bir onu tekrarlayalım bence. Abi ben almayayım. Çünkü o çarpışan oto olayından sonra ben bir süre araba kullanmamaya karar verdim. Paranoyak oldum ya. Bayağı her yerden böyle Necmi Hala çıkacak diye bekliyorum. Efendim Meral teyze? Yo, Öykü bizde kalmadı ki. Ha, tamam, ben bir arkadaşlara sorayım, ondan sonra dönerim. Tamam. Tamam. Ya arkadaşlar, Öykü'yü gören oldu mu? Meral teyze merak etmiş, ulaşamıyormuş. Nasıl ya? Öykü sizde kalmadı mı? Yo. Ben en son Luna Park'ta gördüm Öykü'yü. Sizin peşinizden gitmişti. Ben onlara yetişirim demişti hatta. Yok oğlum, görmedik. Bir dakika, bir dakika. Öykü'nün nerede olduğunu kimse bilmiyor mu şimdi? Hey, beni indirir misiniz artık? Böyle kendimi ters dönmüş böcek gibi hissediyorum. Aa! Yapalım. Siz beni bırakın, ben de kimseye sizden bahsetmeyeyim. Olur değil mi? Olur bence, güzel çünkü. Bana mantıklı geliyor. Şeref, iki dakika akıllı ol. İki dakika akıllı ol yahu! Hiçbir yere gitmiyorsun. Mete bütün istediklerimizi yapana kadar burada kalacaksın. Şimdi şöyle güzel bir poz ver bakayım. Şeref, ne yapıyorsun? Poz veriyorum abi. Çekil şuradan Şeref. Çekil şuradan! Çekil! Yok ya, hala kapalı, ulaşılamıyor. Ay ne oldu bu kıza ya? Arkadaşlar bakın, kimseyi korkutmak da istemiyorum ama bu kızı kaçırmış falan olmasınlar ya. Ay saçmalama ya. Kim niye kaçırsın Öykü'yü ya? Mete, bildiğin bir şey var mı? Yo, ben de herkes gibi şaşkınım şu an. Ya belki tek başına bir yere gitmiştir kafasını dinlemeye falan. Ya hiç olur mu ya? Öyle olsa en azından birimizi arardı. Ay bakın, kesin bu işin altında bir iş var ha. Meral teyzeye ne diyeceğiz peki? O da merak ediyordur şimdi. Sakın bir şey söyleme. Durun, ben arayayım. Alo. Bak Öykü'ye bir zarar vermeyin. Ne istiyorsanız yapacağım, tamam mı? Çekiliyorum ihaleden, tamam. Ne? 5 milyon mu? Ne, bir de para mı istiyorsun? Kimsiniz lan siz? He? Kimsiniz? Eğer Öykü'ye bir şey olursa kemiklerinizi kırarım. Duydunuz mu? Sen de kimsin be? Ben Ayaz. Ayaz mı? Bak Ayaz kardeş, kimsin, nesin bilmiyorum ama bizim seninle bir meselemiz yok. Bizim işimiz Mete'yle. Kendisini uyardık ama sözümüzü dinlemedi. E biz de başka yollara başvurmak zorunda kaldık. Bana bak, Öykü'nün bir suçu yok. Bırakın onu. Aa, bırakırız tabii, bırakırız. Sen şimdi söyle Mete'ye, 5 milyonu bulsun, getirsin. Ondan sonra bırakırız. Ha, bu arada polisi falan da karıştırayım demeyin bu işe. Akıllı olun. Kim bu Ayaz? Sevgilim olur. Senin sevgilin Mete değil mi ya? Yo, ne alakası var ya? Ne Metesi? Benim sevgilim Ayaz. Gerçi artık eski sevgilim. Vay be. Biz onu Mete'nin sevgilisi diye kaçırdık. Kız Ayaz'ın eski sevgilisi çıktı. Doğru anlamışım değil mi abi? Evet. Nasıl oldu hayret, anlamışsın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şimdi yandınız. Ayaz beni burada kesin bulur. Sizi de bir güzel pataklar. Yani şimdiden korkmaya başlasanız iyi olur. Benim tek korktuğum Ayaz
Sivas'ın Ayaz'ı. Çok soğuk olur. Adamın kemiklerini dondurur. Öyle değil mi Eşref abi? Ya şimdi niye sinirlendin abi? Abi! Yani aslında bu kaçırılma meselesi iyi oldu. Ayaz Bey biraz kıymetimi anlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.